Şimdi size ocak temizliğiyle ilgili pratik bir bilgi vereceğim Yeşim Hanım. Evet. Ocağın gözlerinin içi buradaki gibi kir dolmuşsa yağ çözmek için çok kolay bir yöntem var. Kettle'da suyu kaynatıyorsunuz. Sonra bu gözlerin içine azıcık lavabo açıcı ve kaynar su döktüğünüz zaman yağdan eser kalmıyor. Yapalım mı? Yapalım. Ciddi misiniz? Görsünler. Harikasınız Yeşim Hanım. İşte ben böyle yeniliklere açık yarışmacılara bayılıyorum Kadir. Ha yapın siz, oynayın siz orada, oynayın. Söylemekle olmuyor. Siz o delikleri bana bırakın. Tamam, delikleri sana bıraktım. Pırıl pırıl yapacağım sizin için. Mutfakta, ocakta uğraşırken elinden geleni yapıyordu fakat yetiştiremeyeceğim diye de bir yandan da heyecanla yenik düşüyordu. Evet sevgili seyircilerim. Bakın elimde gördüğümüz torbanın içinde lavaboları açmak için kullandığımız kimyasal karışımdan var. Kız şunu sen temizlesin, şunu çenesini çekmeseydin. Kafam şişti ya. Bakın bu elimdeki de çok çok kıymetli makas. Büyük annemden kalmadır kendisi. Ne makasıymış o? Ara makası bu. Kaynanamın makası çok kirlidir ya kası. Kaynanamın makası çok kirlidir ya kası. Sokak sokak geziyor, dedikodu ediyor. Bıktım ben bu adamdan, dök şunu artık. Tamam o zaman, hazırsanız başlıyorum. Evet, suyumuzun kaynamasını beklerken sürenizi kontrol ettim de 1 saat 14 dakikanız geçmiş. Yok ya, ağır oldu gene. Bana yardım ederseniz hep beraber bir tane veya 2 tane o anda oradan çocuk belirleyeceğiz. Onların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ne gibi ihtiyaçlarını? Yani kıyafetti, okul ihtiyacıydı. Bunun için kazandığınız paranın ne kadarını ayırmanız gerekecek? Bütün para gidecek. Evet, aldığım bütün parayı oraya vereceğim. İşte ben de onu diyorum Yeşim Hanım. Bizden ne istiyorsunuz peki? Yok, hayır. Bana yardım edin benim sadece. Yani yardım derken ben tek başıma gitsem tamam, anam diyecek ki bana ver parayı ben hallederim diyecek. Ben de onu istemiyorum. Yani ben çocuğu alıp veya gösterip... Çocuğu sana verirler mi hiç? Hayır, alışveriş için izin alabiliriz. Tamam da çocuklardan birine destek olursanız diğerleri ne yapacak Yeşim Hanım? Alabilirler çocuğun kıyafetlerini. Her yerde sen mi var öyle? Aa, orada neler var? Çok naifsiniz. Daha büyük çocuklar alırlar onun kıyafetlerini. Bana sorarsanız çocuklardan sadece birine yardım etmek iyilik değil, kötülük. Aa! Hayırdan şer çıkardın sen de. Vallahi. Yeri gelmişken buradan Salih abinize seslenmek istiyorum Yeşim Hanım. Neredeyse çıkıp gelsin. Ona o kadar emek vermişsiniz. Bu iyiliklerin karşılığını vermeli. Ya ben karşılık falan beklemiyorum, o benim abim. Umarım biz vesile oluruz da abinizle kavuşursunuz Yeşim Hanım. Annen yaşıyor mu abla? Rahmetli 20 sene oldu kaybeden. Başınız sağ olsun. Salih'i görmeden gitti ha? He. Cenazesine de gelmeden Salih. Gelmedi. Nereden haber veremedik ki gelsin cenazesine? Belki de adamcağız rahmetli oldu Yeşim Hanım. Yani olabilir. Fırın veya mikrodalgadan birisini temizlemesini kesinlikle bekliyorum. Evet arkadaşlar, kaynar suyumuz hazır. Kadirciğim, rica edeceğim bu etkinliğe sen de katıl. Hayır. Allah seni kahretmesin. Ben size katıla gülüyorum buradan. Sen gül Kadir, gül. Şimdi ben bu kaynar suyla bütün kirleri köpürtünce de gülecek misin bakalım? Evet, döküyorum. Tam ne zaman bitecek ama bitir bir an önce. Bakın nasıl da köpürdü. Adam köpürmeyi yiyeceğim dedi. Köpürdü de daha beter ettin sen orayı, ne yaptın ya? Çok koydun orayı vallahi billahi. Onu sen sileceğim. Bak abla, çıkanları bir saatte şimdi aşağı kadar akacak. Çıkan siyahları görüyor musunuz? Bakın. Metali çıkıyor, metali. Evet arkadaşlar, temizlik benim işimde gün geçmiyor ki bir ocak daha benim değerli ellerim sayesinde tertemiz olmasın. Hazır mısınız? Elini bile değdirmedin ki, elin nereye değdi acaba senin? İşte elimi bile değdirmeden müthiş bir temizlik yaptım Kadirciğim. Eserimi görmeye hazır mısınız Yeşim Hanım? Hazırım. Nefesinizi tutun çünkü şok olacaksınız. 3, 2, 1... Buyurunuz. İnanamıyorum. aldıracaktık. Paralı adam tutan kongreciler gibi bu da. Ekip almış gelmiş. Ama şimdi doğruya doğru. Temizliğim konuşuyor. Baksanıza yepyeni bir ocak gibi oldu. Tabii kim ki temizledi, kim temizledi? Aa, kim? Söyle, söyle. Söyleyeyim mi? Doğruyu söyle eğer şey... Ay Zeynep'ciğim ellerini de temizledi. Yani adam ocağın içindeki suya bile elini sürmedi. Söktü, bıraktı, gitti. Aynen öyle. Temizlik dünyasına kattığım bu buluş sayesinde hanımların yolunu aydınlatıyorum ben. Aa ya, ay, yüzü de kızarmıyor. Kendimi çok seviyorum arkadaşlar. Biz de seni çok seviyoruz. İnsanlık için yapıyorum ben bunları. Çocuklarımız için. Bu yaptıklarımı söylemeyeyim diyorum. Ama söyletiyorsunuz bana. İşte söyle ki herkes de bir şeyler söylemedin ve sabah beni kendin örnekten senin öldü. Benim yapmamla olmuyor. O güzel çocuklar için ben burada ocağı parlatıyorum. Kadir de kalkmış benimle dalga geçiyor Yeşim Hanım. Ben de zaten bu bulaşık makinesini Sakarya valisi için siliyorum. Senden her şey beklenir Kadir. Bu arada selamlar, tanımıyorum ama. Karısı aklıma geldi kız, ne olur ne olmaz. Evet Yeşim Hanım, bana bu ocağı temizleme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Beni destekleyen bütün ekip arkadaşlarıma da tabii ki. Birazdan 5 lira dağıtacağız size, çıkmayın bir yere. Alkışlarınızla yaşıyorum arkadaşlar. Beni sizler var ettiniz. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren oldu. Ben de sizi alkışlıyorum arkadaşlar. Alkışlarla yaşıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.